Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğü tarafından organize edilen İklim Eylem Planı Çalıştayı Dardanos yerleşkesinde gerçekleştirildi. ÇOMÜ'nün gelecekteki çevresel etkilerini minimize etmek ve iklim değişikliğiyle mücadele için sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla Sürdürülebilirlik Ofis Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan çalıştaya ÇOMÜ Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya, Sürdürülebilirlik Ofis Koordinatörü Profesör Doktor Nilgün Ayman Öz, fakülte temsilcileri, akademisyenler, iç ve dış paydaşlar katıldı. Geldiğimiz konulara göre masalarda tematik olarak ayırdık. Temalarımız enerji ve yenilenebilir enerji, ekosistemler ve biyoçeşitlilik, atık yönetimi, binalar ve altyapı, su verimliliği, ulaşım, eğitim, araştırma ve yönetim organizasyon olarak belirlendi. ÇOMÜ Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu 2024-2028 stratejik planımızın hedeflerine ulaşması kapsamında düzenlenen iklim değişikliği eylem planının gerek üniversite gerekse kent için önemli sonuçlar doğuracağını söyledi. Tabii üniversitemizin vizyonu gereği kalite odaklı ve uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda biliyorsunuz yeşilin mutabakatı da artık dikkate almamız gerekiyor. Kamu, özel sektör ve STK'lar her etkinliğimizde, her faaliyetimizde, her kabiliyetimizde. Bu kapsamda biz yaklaşık 9 ay önce sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü kurduk. Çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Ve bu kapsamda da 2024-2028 stratejik planımızın hedeflerine ulaşması doğrultusunda bir iklim değişikliği eylem planı hazırladık. Bugün de bu eylem planımızı tüm iç ve dış paydaşlarımızla, kamu, özel sektör, STK, fakülte temsilcileri, meslek yüksek okulundan temsilciler ve medya mensuplarımızla birlikte tartışmaya açmak amacıyla bir çalıştay düzenliyoruz. İklim eylem planı çalıştayı. Burada enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, ekosistemler ve biyoçeşitlilik, onun yanı sıra binalar, altyapı, su verimliliği, özellikle ulaşım. Çünkü ulaşım karbon salınımında çok büyük bir etkiye sahip biliyorsunuz. Ve olmazsa olmaz eğitim, araştırma ve atık yönetimi konularında yuvarlak masa toplantıları şeklinde devam edecek bir çalıştay düzenleyeceğiz. Ben bu çalıştayın sonuçlarının gerek üniversitemizdeki kampüs ekosistemi ve gerekse üniversiteler tabii kentlerde lokomotif teşkil ediyor örnek olması açısından. Kentimizde de önemli bir vizyon üstleneceğini düşünüyorum. Çok faydalı, verimli, interaktif bir ortam olmasını diliyorum. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum sizin nezdinizde.